Oğlan Köy Enstitüsü'ndeyiz. Yanımızda Hasan Oğlanlı Ali Kınacı hocamız var. Emekli öğretmen kendisi. Bize araştırmalarından bahsedecek. Hasan Oğlan'ın kuruluş yıl döneminden, Köy Enstitüsü'nün kuruluşundan bahsedeceğiz. Ali Kınacı bir tarihini anlatacak. 1947 doğumluyum. Hasan Oğlanlıyım. 60'da ilkokulu, Hasan Oğlan'da Maraşal Çakmak İlkokulu'nu, evet. 63'te ortaokulu, 65-66 yılında da Hasan Oğlan Atatürk İlk Öğretmen Okulu'nda. Bugünkü Köy Enstitüsü'nün devamı olan, o zamanki Hasan Oğlan Atatürk İlk Öğretmen Okulu'nu 65-66 yılında bitirdim. Antalya'ya tayin çıktı, Demre. Bugünkü Noel Baba'nın olduğu yerde 2 yıl öğretmenlik yaptım. Askere gittim. Askerden dönüşümde evlendim. 2 tane erkek çocuklarım oldu. TÖS üyesi oldum. TÖBDER üyesi oldum. Hasan Oğlan'a 1975-76 öğretim yılında geldim. Bir Muşlu öğretmenimizle becaiş ederek o çocukları, evet, tıp fakültesine kazandığı için Akdere'deki benim okuluma gitti. Ben de Akdere'den buraya geldim ve 94 yılına kadar 19 yıllık meslek hayatımın 19 yıllık bölümünü kendi köyümde tamamladım. 79'da yüksek öğrenimi tamamladım. Orta öğretime geçmedim ve ilkokul öğretmeni olarak mesleğimi devam ettirdim. İlkokul öğretmeni olarak kaldım. 1940 yılında, 1990 yılında Eğitim İş kısa adıyla, uzun adıyla Eğitim İş Kolu Çalışanları Sendikası'nın kurucu üyesi oldum. 4 yıl emekli olana kadar o sendikanın merkez yönetim kurulunda çalıştım. Halen de köy 1994'te kurulan Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Aynı zamanda Türk Dil Derneği'nin başkanımız Sevgi Özel'in olduğu derneğin hem kurucusu hem de şu anda üyesiyim. İki de torunum var. Ondan sonra Köy Enstitüleri ile ilgili bir kitap hazırladım. Hasan Oğlan'la ilgili ayrıca bir 2 cilt bir belgesel hazırlıklarım devam ediyor ama yayınlanmadı henüz daha hiçbirisi. Bildiğim kadarıyla zaten Köy Enstitüsü'nün arşivlerine girmiş kişisiniz. Bu yüzden tabii de çok önemlisiniz bizim için. Bize enstitüsünün kuruluşundan şimdi, o yıllara gidersek. Şimdi 1940'da enstitü düşüncesinin tarihine baktığımız zaman 1764'lü yıllarda İsviçre bizim gibi aynı yoksulluğun, perişanlığın içinde bir ülke. Burada Pestalozzi diye bir eğitim profesörü, bugünkü anlamıyla ne diyorlar onlara, filozof. Şimdi bu adam çok zengin bir adam fakat halk çok yoksul. Bu yoksul halkı atölyeler kurarak çorap ördürmeyi öğreniyor, gömlek diktirmeyi, ayakkabı tamirini, her türlü işi öğretiyor. Öğrenenleri hayata atıyor. Diyor ki git dükkanını kur ve yaşamını devam ettir. Böyle bir şey. Köy enstitüsü düşüncesi tabu 1700'li yıllara, 1750'li yıllara dayanıyor. Daha sonra Amerikalı John Dewey isminde bir profesör var. Bu da eğitim profesörü. Bu da Atatürk çağırıyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı esnasında bile kurtuluşun eğitimde olduğunu, savaş kazanıldıktan sonra işin hep eğitim yönünü düşünmüştür ve John Dewey'yi Türkiye'ye davet etmiştir. John Dewey yaptığı araştırmalar sonucunda şöyle bir rapor veriyor. 30 sayfalık raporun özeti şu. Halkın %85'i köylü. Bu %85 köylünün erkeklerde okuma yazma bileni %3, kızlarda %9, kadınlarda %9.
böyle bir yapıyla modern devletin kurulamayacağı raporunu veriyor Atatürk. Aynı biçimde o yıllarda yine Almanya'da Kerschensteiner diye bir ünlü filozof, bilim adamı var. Bu da eğitimci, onu da çağırıyor. O da şöyle bir özelliği varmış, yani gideceği ülkeye, çağrıldığı ülkeye gitmeden önce o ülkenin yapısını öğrenilmiş. Diyelim ki neyle beslenir diye soruyor. Türkler işte hamur işleriyle beslenir, onların mideleri çalışır, kafası çalışmaz diye Türkiye'ye gelmek istemiyor. Kerschensteiner fakat bir şeyini gönderiyor, bir asistanını gönderiyor. Asistanı da aynı düzeyde bir karar veriyor. Yani bu ülkenin %90'ı, %85'i köylü, bu halde siz modern devleti kuramazsınız. Sonra Atatürk eğitim devrimlerine giriyor. İlk yaptığı biliyorsunuz 3 Mart 1924 Eğitim Birliği Yasası'nı, tevhid edilirsem yasasını getiriyor. Daha sonra 1928'de Mustafa Necati Latin harflerini kabullerine getiriyor. Ve ondan sonra artık halka okuma yazma öğretmek gerekiyor. Atatürk'ün bir düşüncesi de şu, işte biz okuma yazmayı nasıl öğreteceğiz? Diyorlar ki işte askerde biz askeri eğitiyoruz, bütün bilgilerini birine veriyoruz, o da diğerlerine bir öğretiyor diyor. Ve bunu da kullanıyorlar. Hakikaten askerde okur yazar olanları köylerine götürüyorlar. Onlara 2 lira aylık verip köylerinde kurs açtırıyorlar. Ve o kurslardan böyle okuma yazma bilen sayısı hızla artmaya başlıyor. Bakıyorlar ki sonuç çok olumlu ve eğitmen okulları açıyorlar. Eğitmenler yetiştiriyorlar. Eğitmenler köylerine gidip köylerdeki okuma yazma seferberliğini çok daha iyi geliştiriyorlar. Bu sefer o eğitmen kurslarını, eğitmen yetiştiren kurslara köy öğretmen okullarına geliştiriyorlar. Köy öğretmen okullarında en sonunda 1940 yılında köy enstitülerine dönüşüyor. Ve 1935 yılında Saffet Arıkan'ın yaptığı önemli bir icraatı da İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne İsmail Hakkı Tonguç'u ataması oluyor ve o atandıktan sonra bu çalışmalar hızla geliştiriliyor ve nihayetinde Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne köy enstitüleri kanunu sevk ediliyor ve bu kanunla birlikte 4 yerde 4 tane enstitü kuruluyor. O zaman oralar köy öğretmen okulları. Çifteler, Eskişehir, Göl, Kastamonu, evet. Gölköy, Kızılçullu, İzmir, Kepirtepe, Kırklareli'nde, Nülamur'da bu 4 enstitü kurulmuş oluyor. Aynı yıl Haziran ve Temmuz aylarında 10 tane daha enstitü kuruluyor bu 2 ay içinde. Bunlar da sırayla söylersek Malatya Akçada, Samsun Akpınar, Antalya Aksu, Kocaeli Arifiye, Beşikdüzü Trabzon, Cılavuz Kars, Gönen Isparta, Düzici Adana, Savaştepe Balıkesir, Pazarı Kayseri olmak üzere 10 tane daha enstitü kuruluyor 1940 yılında. Oluyor sayıları 14. Evet. Yani 4 tane yasayla birlikte 10 tanesi de yasadan sonra kuruluyor. Temmuz, Haziran ve Temmuz ayları. Yani 14-17 Nisan'da kanun çıkıyor. Haziran ve Temmuz aylarında 10 enstitü daha kuruluyor. 14 oluyor sayıları. Daha sonra Ankara'da, başkent Ankara'da uzun bir araştırmalar yapılıyor. İşte köy enstitüsünün kurulacağı köy yeri saptanmak isteniyor ve burasının Hasanoğlan olduğunu, burada kurulacağını rapor ediyor o araştırma komisyonu ve Hasanoğlan da 15. köy enstitüsü kuruyor. 10 Nisan 1941 tarihi itibariyle.
Aynı yılın Kasım ayında da Konya'da İvris köyüncüsü kuruluyor. 16.sı. Evet. 17-18.sı de 42 yılında kuruluyor. Birisi Sivas'ta Pamuk Pınar köyüncüsü. Birisi de Erzurum'da Pulur köyüncüleri evet. kuruluyor. 18 oluyor. 44'te iki tane daha kuruluyor. Bu Dicle Diyarbakır'da evet. Bir de Aydın'da ortaklar kuruluyor. Böylece 20 oluyor. En sonu da 1948 yılında Van'daki Erciş'te kuruluyor köy enstitüsü. Ama köy enstitüleri ne öğretmen yetiştirmek amacıyla işte Hasanoğlan'da yüksek köy enstitüsü açılıyor. 19 Ekim 1942'de karar alınıyor. 1 Aralık'ta kursları başlatılıyor ve yasası 24 Temmuz 43'te çıkıyor. Evet. Ve 47'ye kadar bu yüksek köy enstitüsünde 374 öğrenci öğrenim görüyor. Bunlara 121 tane öğretim üyesi ders veriyor. Asistan, öğretim üyesi, okutman ders veriyor. Ve bu 374 öğrencinin 313'ü mezun oluyor okuldan. Bunların 374 öğrencinin 39 tanesi kız. Bugün birkaç tanesi hala yaşamaktadırlar bu bayan öğretmenlerimizden. Bu bunların içinde, bu 374 kişinin içinde ülkenin çok tanınmış yazarları, çizerleri, evet. bilim adamları, siyaset adamları çıkıyor, yetişiyor bu 374 kişiden. Sonra kapatılınca, Yüksekköy Enstitüsü kapatılınca 158 öğrenci sınıflarda o kaldıkları yerden dengi başka okullara gönderiyorlar. Buradan alıyorlar. İşte Ankara Gazi Eğitim'e, Yüksek Öğretmen Okulu'na, Kız Teknik Öğretmen Okulu'na, Motor Sanat Okulu'na, ondan sonra Ankara Gazi Eğitim'e ve bir grup da Balıkesir Necati Bey'e gönderiliyor. Orada okullarını bitiriyorlar. Oradan bitiriyorlar. 3 öğrenci de bu salgın hastalıklardan burada ölüyor. O yüksek köy enstitüsü. Evet. Yani bu şeyde ölüyorlar. Hayır, bir şey soracağım. Hasanoğlan yüksek köy enstitüsü Türkiye'de tek yüksek köy enstitüsü. Tek, başka yok. Başka evet. yok. Yani burada 63 il var o zaman. Doğudan ağırlıklı olarak 5 il. Bir tek de Sinop doğumlu bir öğrenci okumamış. Onun dışında her ilde buraya evet. gelmiş Gazi Yüksek Enstitüsü'yü bitirerek üniversite mezunu olmuştur yani. Hı hı. Ve bunlar dediğim gibi Türkiye'nin çok tanınmış insanları olmuşlar. Milli Eğitim Müdürlükleri yapmışlar, yazar çizer olmuşlar. İşte bunlardan Mehmet Başaran ve Talip Abaydın hocamız yazarlara önemlidir. Köy Enstitüsü'nün önemli yazarlarından biridir. Yusuf Ziya Bahadınlı öğretmenimiz. Evet. Yozgat'tan Türkiye İş Partisi'nde milletvekili seçilmiştir. Bunların içinde 8-10 tane diğer partilerden milletvekili seçilmişlerdir. Ondan sonra ve 1946 21 Temmuz seçimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanı değişince köy enstitüleri devrimci atılımcı niteliğini yitirmiş, artık normal, klasik okullara doğru yönlendirilmiş. Özellikle uyguladığı iş içinde, iş yoluyla eğitim şeyinden vazgeçilerek normal, klasik okullara ve nihayetinde de 27 Ocak 1954 tarihinde öğretmen, ilk öğretmen okulları adını alarak enstitüler tarihe gömülmüştür. Yani 1954 yılında. 53'e kadar. Bunlar yaklaşık... Peki Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü kaç yılında kapandı? O da aynı tarihlerde 27 mi? Kasım 1947 tarihinde kapandı. Öğretmen okuluna dönüştü. Evet. Hı-hı. Sonra bunların içinde yüksek şey de açıldı. Sağlık kolu da açıldı. Hı-hı. Ve bizim köyden Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden 774 tane sağlıkçı
tüm Türkiye'de bu 1940 ile 54 arasında 6875 eğitmen. 1398 kadın, 15.943 erkek olmak üzere toplam 17.341 öğretmen yetişmiş bu köy enstitülerinden. Yüksek köy enstitüsünden 213 mezun vermiş. 1599 sağlık kolu mezunu vermiş. 1936-47 arasında 51 milyon lira harcanmış. 37 bütçesi 250 milyon, o gün orada evet, anlatmıştım size. 47 bütçesi de 1 milyar 250 milyon. O paralardan yıllık işte 5 milyon lira yaklaşık para harcanmış. 20 enstitüde 723 tane bina yapmış. Yani 100 kilometre yollar yapmış o öğrenciler. Türkiye genelindeki veriler. Tabii, tabii. 8-10 kilometreye varan uzaklıklardan su getirmiş. Burada da 4 kilometre falan uzaklıktan, dağdan su getiriliyor. Toplam 40 bin dönüme varan çoraklık ve bataklık araziler ağaçlandırılarak meyve, sebze üretilir hale getirilmiştir. Yani burası da ona bir örnektir. Ayrıca Arifiye ve Beşikdüzü köy enstitülerinde de son derece balıkçılık geliştirilmiş. Özellikle Haziran Temmuz ayında açıldıktan sonra ilk işleri bir gemi almak olmuş. Bir kayık yapmak olmuş. O kayıkla ağlarını geliştirmişler. Söylediklerine göre işte 25-30 bin lira para harcanmış ve köy enstitüsü dönemi kapatılana kadar 14 bin lira kar elde edilmiş. Hem kendileri yiyorlar hem Trabzon'a satıyorlar. Ordu, Trabzon, Giresun civarında. Herkes balığı 3 kuruşa yerken onlar 1 kuruşa balık satıyorlar. Altta gelip o 1 kuruşluk balığı alıyorlar. Hem kendileri yiyorlar, hem diğer enstitülere buraya gönderiyorlar, hem de sattıkları paralarla okulun binasını, arsasını, arazisini, alınmasını para harcıyorlar. Böyle bir şeyi var köy enstitülerinde. Ali Hocam, peki enstitüdeki yaşam nasıldı, günlük yaşam nasıldı öğrencilerin? Şimdi enstitülerde yaşam, bir kere ders, normal haftalık ders saatleri 44 saat. Bunun 22 saati, yani yarısı normal kültür dersleri. Yani normal işlenen kültür dersleri. Geri kalan 22 saat ise 11 saati kültür dersleri, 11 saati da güzel sanatlar. Ondan sonra oyun, tiyatro, ondan sonra değişik tarım çalışmalarıyla geçirilen zaman. Ve çocuklar bina yapacaklardır. Çünkü o 1946'ya kadar bütün binalarını kendileri yaptıkları için o binaları yapacaklar. Bir de Hasanoğlan'ın önemli bir özelliğini söylemeyi unuttum. Onu söyleyeyim. Hasanoğlan köy enstitüsünü tamamen kendinden önce kurulan 14 tane enstitü inşa etmiş. Yani buradaki yapılan 46'ya kadar yapılan 50'yi aşkın binayı her enstitüden gelen öğrenciler yapmışlar. 30'ar kişilik gruplar halinde geliyorlar. Bir ay burada çalışıyorlar. Bir ayda yaptıkları binayı bitiriyorlar. Tekrar okullarına dönüyorlar. Onlar gittikten sonra başka enstitü geliyor. O enstitü yapıyor. Şimdi şu anda karşıda gördüğümüz şu binayı Kepirtepe'den gelen öğrenciler yapmışlar. Yani Lüleburgaz'dan gelen öğrenciler yapıyorlar. Ve üzerine de yazıyorlar işte Kepirtepe diye yazıyorlar. Ve bu mesela öyle olmuş ki 3-4 enstitü birden çalışıyor. Biri bir gün normal işlerini bitirememişler.
herkes bir şeyler der diye gece deniz fenerlerini yakıyorlar. Gece herkes uyuttuktan sonra kalkıyorlar. Kendi binalarını, o diğer okulların binalarının seviyesine getiriyorlar. Böyle bir tatlı bir rekabet içinde yapıyorlar. Sonra dinlenirken saz çalıyorlar, müzik yapıyorlar, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar. Bir yerin ağaç dikilecekse birlikte gidiyorlar, o ağaçları birlikte dikiyorlar ondan sonra. Yani herkes kendi işini kendisi yapıyor. Her okul kendi işini kendisi yapıyor ve çok sıkı disiplinden geçiriliyorlar. Yani binada hile yapmanız mümkün değil. Tuğlayı, harcı yerli yerinde kullanmanız gerekiyor. Kullanmadığınız zaman sizleri gerekli disipline davet ediyorlar. Yani böyle bir çalışma sistemi var. Ve bir öğretmen buraya araştırmaya geliyor. Kireç yakan bir öğrencinin parmakları tabii yanıyor. Evet. Fakat aynı öğrenci öbür tarafta saz çalıyor. Diyor ki elin acımıyor mu onu tellere basarken falan. Yok diyor. Ben onu da yapıyorum. Onu da yapıyorum diye. Bu işleri severek yapılıyor. Ve biz son yıllarda şöyle bir gözlemim var benim. Biz öğretmen okulu mezunları okuyuz. Bizden öncekiler köy enstitüsü mezunları. Evet. Şimdi biz bu okula geldiğimiz zaman daha başka sahipleniyoruz. Köy enstitüleri geldiği zaman çok daha başka sahipleniyor. Niye? Çünkü bu ağaç o dikmiş. Evet. Bu binanın yapımında onun emeği var. Hı hı. Efendim açık hava tiyatrosunda eşiyle, tanıştığı eşiyle oynadığı oyun var. Yani onlar oraya sahip çıkıyor. Ama bizim böyle bir eserimiz olmadığı için biz onlar kadar bu şeylere sahip çıkamıyoruz. Tamam yani. Peki Ali Hocam, bu bahsettiğimiz binaları şimdi bize gezdirir misiniz? Bir sizle birlikte gezip tabii, bir de hikayesini sizden dinleyelim tabii binaları. Yani, çok tabii. Teşekkür ediyorum röportajımızı kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız tabii bu konu derli toplu bir metinimiz olsa da sizlere versek bu çok daha iyi aslında. Bu Niyazi Bey son yıllarda, Doktor Niyazi evet, Altınca bu alanda fevkalade güzel şeyler üretti. Ve hala geliştiriliyor. Evet. Niyazi Bey bunları geliştirecek. Ve bu köy enstitülerinde mezun olan toplam diyelim ki 17 bin, 26 bin, 40 bin kişi bugün bu ülkenin yüz aklarıdır. Ve köy enstitüleri Türk insanının dünya insanlığına armağan ettiği bir eğitim hareketidir. Evrensel bir yönü vardır. Bugün dünyanın bir sürü ülkesinde bu yöntem uygulanmaktadır. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra insanlığa armağan ettiğimiz en güzel eğitim hareketidir. Köy enstitüleri hareketi. Bizim Hasanoğlan'ı küçücük bir köyü dünya çapında bir köy yapmıştır. Evet. Biz Hasanoğlanlılar olarak da bu yönüyle duyduğumuz mutluluğu, onuru hiç unutmayız. Bundan sonra da unutacağımızı da sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Üstteki pencerenin olduğu bina Hasan Ali Yücel'in gelip burada yattığı bina. Yani okulda kaldığı dönemlerde orada. Öbür tarafı, o güvercinin olduğu pencere tarafı da İsmail Hakkı Tonguç'un kaldığı bina. Buraya geldikleri zaman bu binalarda, bu odalarda kalıyorlar. Burada peki, da peki, şeylerini yap. Peki, inşaatında çalışan öğrencilerin yaş ortalaması kaçtı? O zaman 41'de kurulduğuna göre, Hacı Küçük Karaca Hocam 1924'lü olduğuna göre ne olur? 17 falan. 17. İşte buradaki çalışan çocuklar 17 yaşında falan. O zamanki köy enstitüsü öğrencileri işte. Onların yaptığı bir şey. Şu bahçedeki heykeller de... Bunlar daha sonra. Daha sonraki. Ama bu, şu ağaçlar, bu ağaçlar o dönemin ağaçları. Ya yani 1941'de
buraya dikilen ağaç. Şu mavi ladil dediğimiz şu ağaç ise 1956 yılında dikilmiş. Çok özellikli bir, renkli bir çamdır o, büyük evet, bir çamdır. Bir de ben bir şey son merak yıllarda ediyorum, hastalandı, o ziraat mühendisleri falan geldiler. Onu biraz tedavi ettiler. Aşık Veysel'in diktiği bir ağaç varmış. O kurudu, hala... o ilerideydi şu ileride. Şu ağacın alt, şu saatin orada alt tarafında da vardı bir kiraz ağacı. Bir de ileride o Veysel'in tamam, ağaçları. Tamam, gezerken bakarız. Tabii, o kurudu onlar. Onlar kalmadı yani o ağaçlar. Bu ünlü heykellerde Nusret Sunam tarafından dikilen heykeller. İşte Namık Kemal, Mithat Paşa. Ünlü tarih hı hı. insanları şey yapıyor. Bu parkın içinde de var. Değişik şeyler. Ondan sonra ilk yapılan dediğim gibi bina bu bina oluyor. Ve bu binadan sonra şu yukarı doğru giderken şu karşıda şey görüyorsunuz. Kapı. Gördünüz evet, mü? Evet. Orası uygulama ilkokuluydu. Yani bu okulda okuya çalışan öğretmenlerin çocukları o ilkokulda okuyorlar. Aha, oraya evet. gidiyorlar. Hı hı. Bu okulun öğrencileri de oraya gidip orada uygulama dersleri yapıyorlar. Yani hem ilkokul, uygulama ilkokulu hem de bu okulun öğretmenlerinin, çalışanlarının köyden de bazı öğrenciler aldılar. Şimdi 78'de kapandı orası, jandarma karakolu. Şu bina ise 19 Ekim 1942'de Talim Terbiye Kurulu karar alıyor. Burada bir yüksek köy enstitüsü, yani ilk köy üniversitesinin açılmasını karar alıyorlar. Ali Bey, neden yüksek köy? Bu neden yüksek köy enstitüsü? Köy enstitülerinde öğretmen bulamıyorlar. Orada köy enstitülerinde öğretmen yetiştirecekler. Yani üniversite mezunu olmuş olacak. Yani diyelim ki Akçadağ Köy Enstitüsü'ne öğretmen buradan mezun olacak, oraya öğretmen olarak gidecek. Ya da baş öğretmen ya da idareci olarak. Yani Yüksek Köy Üniversitesi'nin amacı, Yüksek Köy Enstitüsü'nün amacı köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek. Bunu da nereden seçiyorlar? Kendinden önce, Hasan Olam'dan önce kurulan 14 enstitüsünün son sınıf öğrencilerinden zeki olanları buraya seçiyorlar, gönderiyorlar. İşte Akçadağ'a gönderiyor başka 14 tane enstitü ve onlar burada 3 yıllık eğitimden geçiyorlar ve Yüksek Köy Enstitüsü mezunu olarak hangi enstitüye atanacaklarsa o enstitüye gidiyorlar. Mesela bunlardan en ünlüleri kimler? Talip Apaydın. Evet. Hı hı. Eşi Halise Apaydın. Ondan sonra Mehmet Başaran. Hı hı. Eşi Kayserli Halise Hatun Hanım. Hı hı. Hatun Birsen Başaran Hanım. Onlar şey yapıyorlar. Ve bu bina Yüksek Köy Enstitüsü'nün yerleşkesi. Yani bugünkü üniversitelerdeki yerleşke binası. Üst tarafı yatakhane. Hı hı. Bu orta katı dershane. Çifteler Köyü'nden geldi. Çifteler Köyü Yüksek Köy Enstitüsü kurulurken. Yüksek Köy Enstitüsü kurulurken. Ama oradaki Çifteler Köyü Enstitüsü öğrencileri geldi. Oranın inşaatında çalışan şimdi öğrenciler. Ha şimdi hayır. Şimdi bak onu şöyle anlatayım. Yüksek Köy Enstitüsü'nün mezunları köy enstitüleri mezunlarını Haziran ayında veriyor. Şimdi 19 Ekim 1942'de bu karar verilince daha enstitüler yeni öğretim yılına başlamışlar. Dolayısıyla mezun olmadıkları için sadece iki enstitüden mezun öğretmenler var. Bunların 70 tanesi Kızılçuğur'dan geliyor, 33 tanesi de Çiftelerden tamam. geliyor. Evet, toplam 103 kişi. Hı hı. 103 kişiyi burada kursa alıyorlar. Yani önce kurs şeyiyle başlıyor eğitim öğretimi, bu yüksek öğretimi. 3 ay sonra bu mezunların hepsi öğretmenlik hakkı olduğu için durumları da, ekonomik durumları da pek iyi olmadığında ne yapıyorlar? Kurstan artık sıkılıyorlar ve gitmek istiyorlar. Yani yüksekokul mezunu olmak istemiyorlar. Ve 1 Aralık'tan
3 Mart'a kadar kurs devam ettikten sonra o gün bir oylama yapıyorlar. 103 kişiden 12 kişi kursa devam etmeyi istiyor, 91 kişi gitmek istiyor köylerine öğretmen olarak. 42. 42. Hatta 43. 43'ün Mart ayı. Ondan sonra şey kızmış, Tonguç kızmış, demiş ki ikna edin. 3 gün daha ikna ediyorlar. İkna sonunda 51 kişi kalma yönünde, 52 kişi gitme yönünde oy kullanıyorlar. Ve o 52 kişiyi köylere atayarak öğretmenliklerine gidiyorlar. Geri kalan 51 kişi yüksek köy enstitüsünün ilk öğrencileri olmuş oluyor. Ve 24 Temmuz 1943'te de yasası çıkarak tebliğler kararnamesi yayınlanarak yüksek köy enstitüsü kurulmuş oluyor. Ondan sonra normal seyrini devam ediyor. Yani işte kendinden önceki 14 enstitü ve bu Hasanoğlan'dan olmak üzere her enstitüden nüfusuna göre buraya öğrenci alıyorlar. Ve bu yüksek köy enstitüsü 27 Kasım 1947'de kapatılıyor. Evet. 5 yıl sürüyor. Açılış tarihi 42. 19 Ekim 1942. 42 tamam. Okulun köy enstitüsünün açılış tarihi. 42. Tabii. Tamam. Burada 3 bölüm var. Bir köy enstitüsü bölümü var. Bir yüksek köy enstitüsü bölümü var. Bir de sağlık kolu var. Sağlık kolu. Sağlık kolu da 43'te kuruluyor. İşte iğne vurmak öğretiliyor. Yaralara pansuman yapma öğretiliyor. Ondan sonra ilk yardım şeyleri öğretiliyor. Ve o yılların salgın hastalıkları var. Sıtma. Evet. Ondan sonra başka salgın hastalıklar. Verem. Ve salgın hastalıklarla mücadele için burada öğrenci yetiştiriliyorlar. Bu öğrenciler sağlık memuru oluyorlar. Ve bir köye gidiyorlar, çevresindeki 30 köye o sağlık memuru bakıyor. Orada sıtmalı mı var, veremli mi var, başka bulaşıcı hastalıklı biri mi var, onlara ilaç veriyorlar, iğne vurulacaklara iğne vuruyorlar. O zaman şey diyebiliriz değil mi? Hani yüksek köy enstitüsünden mezun olan öğrenciler hizmet verdikleri köylerde her türlü... Hayır, onlar değil, onlar başka. Onlar başka. Bu sağlık kolu da sadece başka. Sağlık kolu. Sağlık kolu da sağlık memuru yetiştirmeye yönelik üçüncü bir kol. Yani Hasanoğlan köy enstitüsü bünyesinde bir köy enstitüsü bölümü var. Tamam. Bir yüksek köy enstitüsü var. Bir de sağlık bölümü var. Sağlık bölümünün öğrencileri aynı zamanda köy enstitüsünün öğrencileri olmuyor tabii mu? Tabii. Yüksek köy enstitüsünün öğrencileri de aynı zamanda köy enstitüsünün öğrencileri. Ama onların bölümü yüksek köy enstitüsü. Anladım. Tamam. Sağlıkçıların bölümü de sağlık kolu. Tamam. Onları doktorlar eğitiyorlar. Yani hemşireler eğitiyorlar, doktorlar eğitiyorlar. Yüksek köy enstitüsünün öğretim üyeleri de Ankara'dan geliyor. İşte demin saydığım sana ziraat enstitüsünden geliyor. Konservatuvardan, gazi eğitimden, dil tarihten, ondan sonra siyasaldan geliyor öğrenci, öğretim üyeleri. Burada derslerini veriyorlar ve Ankara'ya gidiyorlar. Bazen de çoğu zaman buradaki öğrenciler Ankara'ya gidiyor. Yani diyelim ki bir dil tarihteki bir dersi Ankara'da dinlemeye gidiyorlar. Yani öğretmen orada ders veriyor, buradaki öğrenciler orada ders dinliyorlar. Böyle. Şimdi bu bina son yıllarda şey oldu, bu yüksek köy enstitüsünün şeyi, şuradaki matbaa makinelerde Tonguç'un yazda kullandığı makineler buraya yerleştirildi. Tonguç yazılarını burada yazdırıyor daha çok. Ve bu bina ilk yapıldığı haliyle böyle duruyor. İşte bu matbaa bina şeyleri içeride. Bu matbaa da şu karşı olduğumuz yer, o zaman şu küçük bina olduğu yer matbaa. Şimdi burası ne olarak kullanılıyor bu bina? Burası müze ve kütüphane olarak kullanılıyor şimdi. Tamam. Burası
üst katı müze, alt katı da, şu alt katı da halen kullanılıyor kütüphane olarak. Normalde enstitünün kütüphanesi de neredeydi? Bu binadaydı. Bu binada, tabii bu binada. Ve şu gördüğümüz binalar daha sonraki yıllarda yapılan binalar. Bugün değil yani. Evet. Yani bugün yapılmadı o binalar. Mesela bu taşlar falan kendi ilk orijinal taşları bu şeyler. Şimdi bu bina dediğim gibi 43 yılında yapılıyor. Yüksek Köy Enstitüsü binası olarak 43 yılında yapılıyor. Bu ilk binadan sonra buraya yapılan ikinci binada şu iki binadır. Şu büyük bina ile bu bina. Bu bina ağaç işleri atölyesi. Orman alanlarından getirilen tomruklar, ya büyük tomruklar burada kesilerek, biçilerek kapı, pencere, tavan, her türlü şey burada yapıyor. Bunu da yapanlar öğrenciler yapıyor. Bu şeyi öğrenciler yapıyor. Mesela bu binayı mimarlar çok beğendi, Ankara Mimarlar Odası. Bu binalar hep koruma altında. Oradan hem öbür tarafa pencereden şey alıyor. Güneş alıyor. İçerisi ışık yakmaya gündüz gerek kalmıyor. O şeyden binanın içi şey gibi oluyor yani şuradaki penceresinden. Hatta oraya bir de şey koymuşlar. Altında. Tabii. Bu bina dediğim gibi bu bina matbaa olarak. Şu binada alt kısmı ilk yapılan gene binalardan ayakkabı tamiri yapılıyor. İşte şurası da yemekhane, şu karşı taraf şunun eşiti evet. olan karşı taraf da okulun arşivleri. Buradan bir devam edeceğiz diyor mu? Yok şöyle devam edeceğiz. Tamam. Ondan sonra bunlar da bir yapılan yemek o zaman şey diyebiliriz Ali Bey, öğrenciler neredeyse dışarıdan hiçbir şey almıyor. Kendi ihtiyaçları yani. içerisinde kendileri şimdi yeterek. Üst katı bunun dikiş atölyesi. Kızlar, kız öğrenciler burada her türlü dikiş işlerini yapıyorlar. Erkekler de öğretiliyor. Onlar da ilik açmasını, düğme dikmesini, başka kendi işlerini yapmasını beceriyor. Alt kısmı dediğim gibi ayakkabıcı. Yani ayakkabını gidiyorsun, tamir ettiriyorsun. Şu alt taraf ise elektrik motoru var alt tarafında. Üstte de o motoru işleten, çalıştıran, o motoru dilinden anlayan Hasan Usta diye bir usta. Bu Berkant'ın babası. Şarkıcı Berkant'ın babası. Şarkıcı Berkant bu evde oturdu babası gibi. Burada okudu. Buram. Hocam burada hangi binalar var? Şimdi öğrenciler... bu buralarda da burası kiler kısmı. Bu bina kiler kısmı yani. Tabii binalardan. Bu kilerde yenecek eşyalar buraya topla burada şey yapıyor. Peki bir şey soracağım. Falan. O zaman bu bütçe nasıl sağlanıyordu? Bu, yani bu binaların yapılmasına kaynak nereden sağlanıyordu? Şimdi onu da anlatayım. Şimdi önce devletimizin 1937'deki yıllık bütçesi 250 milyon lira. 1947'de de devlet bütçesi 1 milyar 250 milyon. Yani yıllık devletin geliri 1 milyar, gideri de o 1 milyar 250 milyona göre ayarlanıyor. Bu 1937'den 47'ye kadar bu binalar, bu 21 tane enstitüye, hatta 20 tane enstitüye, çünkü Van'daki 48'de açıldığı için o sonra kalıyor, evet. en son açılan 20 enstitüye 51 milyon lira para harcanmış devlet bütçesinden. Bu para da burada çalışan bütün öğretmenlerin maaşları dahil. Bütün öğrencilerin yediği, içtiği, giydiği, alımı, satımı dahil. 800'e yakın bina yapılmış. Bu binaların yapımları dahil
51 milyon lira para harcanmış. Yani siz 1936'dan 47'ye 11 yılı 51 milyonu 11'e böldüğünüz zaman yıllık 5 milyon liralık bir bütçeyle yapılıyor. Devlet sağlıyor bu bütçeyi. Ama ne yapıyor? Diyelim ki kamyonuyla taşımayı okul öğrenci hiç para vermeden kendileri yapıyorlar. Elbise dikimini çocuklara öğretmişler. Elbiselerini kendileri dikiyorlar. Para vermiyorlar dışarıya. Ondan sonra mesela balık, diyelim ki Arifiye ve Beşikdüzü köy enstitüleri balık üretiyorlar. Onu kendileri yiyorlar. Diğer enstitülere gönderiyorlar. Satıyorlar. Oradan aldıkları paralarla enstitü yapmaya çalışıyor. Enstitünün kurulduğu yer de önemli. Tabii balıkçılık varsa tabii. Mesela burada hayvancılık gelişiyor. Yoğurt, süt elde ediliyor. Hı-hı. Başka yerde mesela kiremidini, tuğlasını kendisi yapıyor. Tuğla ya para vermiyor yani. Hı-hı. Böylelikle devlete çok büyük yük olmadan bu okullar sağlanıyor. Bugün bu trilyonlara yaptıramazsınız. Mesela şu yerleşke binasını bile yaptıramazsın. Yani mümkün değil yani. Çünkü o gün o çocuklar kendileri yapıyorlar. Beğenmedikleri yerleri söküyorlar, bir daha yapıyorlar. Ondan sonra böyle çalışıyorlar. Hiçbir şeyi harcamıyorlar. Öğrencinin biri şurada iki kürek harcamamış, yemeğe gitmiş herkes gidiyor diye. Müdür yakalamış onu. Pataklıyor, sen o şeyi harcama lüksüne sahip misin diye. O çocuğu pataklıyor. Yani bu iki kürek harcı bile kullanmam gerekirdi. Ondan sonra yemeğe gitmem gerekirdi diye. Böyle bir disiplin var. Yani böyle acayip bir disiplin var. O dönemin çocukları sanırım savaştan sonra en büyük düşman olan cehaletle savaşmışlar. Yani onlar var işin içinde tabii. Büyük bir savaş dünyada. Cehalet savaşının yanında yoksulluk var, bir yokluk, yoksulluk var falan. Hı-hı. İşte o, bak yukarıda görüyorsun, zarflar var şu anda, o zarflar işte her öğrencinin o bilgileri bak, bir tarafta böyle, orada saklı o şeyler yani üst katında, hı-hı, oralar saklı. Burası bu okulun, binalar da koruma altında. Tabii koruma altında. Bu bina kooperatif binası, yani burada diğer ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bir ara demir atölyesi oldu. Şu arka tarafına geldi. Yakından bakabilir miyiz? Yani şimdi tabii. Müsaitse. Tabii. Şimdi işte buralar demir atölyesi, kooperatifi. Ondan sonra üstte oturan bir memuru ya da burayı çalıştıran insan işte. Ondan sonra şu karşı bina, şurası dershane. Yine o dönemde yapılmış köy enstitüsü. Ama şuralar köy enstitüsü dönemine ait değil. Değil, daha sonra. Şu karşı binada köy enstitüsüne ait. Şu bina. O binada fırın var alt katında. Diğer katları sonradan eklendi. Fırın, ekmek işi. O diğer taraftaki yerler sonradan eklenen şeyler. Şimdi şuradan gittiğimiz öğrenciler zaman... Öğrenciler o zaman fırında kendi ekmeklerini kendileri pişiriyorlardı. Yani şey de var, fırıncı da var. Fırıncı çalışıyor tabii. Onda ekmeklerini öğretmenler de oradan alıyorlar. Kendileri paralarıyla alıyorlar. Ondan sonra şey yapıyorlar. Burası da şu Balpete biçimindeki bu yerde Mualla Eyüboğlu hocamızın yaptığı hamam. Hamam. Bu hamamı belli günlerde öğretmenler eşleriyle kullanıyorlar. Belli günde öğrenciler kullanıyor. Daha sonra köylüye de açılan bir hamam tipinde ve yıkılmaya yöneldi galiba. Bu şeyin mimarisini Mualla Eyüboğlu'nun, Sabahattin Eyüboğlu'nun kız kardeşinin yaptığı
hamam burası. Ondan sonra bu hamam devam ediyor buradan böyle. İşte şurada ocakları, şeyleri falan var. Kırılmış camlar da falan, kırılmış oluyor. Artık yıkılmaya. Aslında buralar da koruma altında ama soru yapıyorlar yani. Koruma altında varken hani böyle restoran çalışmaları mı yapılacak? Yoksa yani, sadece böyle olduğu halde mi kalacak yani, buralar? Bir plan var mı? Aslında restorasyon edilmesi lazım. Yani restorasyon, mesela bu tuğlaları hep kendileri yapmış öğrenciler yani. Hı hı. Bu öğrenciler hep kendileri. Aman dikkat edin. Binada şu anda konferans salonu olarak kullanılmakta. O dönemde olan binalardan biri mi? Birisi tabii. Burada bir ara bir Ankara'dan kaç yaşlarında bir kız konser vermeye geliyor. Kemanla konser vermeye geliyor. O kızı da şu anda sağ olan neydi öğretmenimizin adı? Ona emanet ediyorlar. O da konseri çok severmiş. Ön sırada sandalyesini kapmış. Müdür bile geldirse ben buradan kalkmam diyor. Ve müdür de geliyor tesadüf. Bu kız sana emanet. Bu kıza bakacaksın. Kız da o anda ben affedersin tuvalete çıkacağım demiş. Buna diyor ki ben dışarı çıkacağım. Çıkartıyor kıza. Çabuk demiş, benim yerimi kapacaklar senin yüzünden. İşte yerimden olacağım falan, taciz falan ediyor kızı. Sonunda oturuyor, getiriyor, geliyor. Bir de çıksa o kız, Sunakan. Bu piyano, keman şeyi, o burada o zaman işte 42'lerde falan kaç yaşındaysa konser vermeye gelmiş kemanıyla. O konseri burada vermiş o Sunakan. Bu binada Yüksekköy Enstitüsü Ankara'dan gelen öğretim üyelerinin üstte yemek yedikleri, altta da öğrencilere ders veriyorlar. Konuştukları bir bina orası. Orası da biz de müzik derslerimizi burada yapardık. Piyanomuz vardı burada. Burada restoran çalışması içerisinde. Tabii restoran çalışmaları içerisinde. İşte buraları düzeltmişler, güzelce koruyorlar yani. Çok iyi olmuş yani. İyi oluyor. Anadolu'da 3000 yıl sonra ilk defa bir amfiteyatro yapılıyor. Aspendos'tan, Efes'ten sonra 3000 yıl sonra ilk anti tiyatro da burada yapıldı. Bu anti tiyatro 1943'lü yıllarda Mualla Eyüboğlu tarafından Anadolu'da yapılan ilk açık hava tiyatrosu ve
Tamam Orhan, bir şey olacak. Bugünden bugüne de tüm etkinlikleriyle burada sürdürülmekte. Son yıllarda restore edildi. Aslında uygun olarak restore edildi ama gene de büyük bir özelliğini koruyor. Yani aralarına şeyler, kokmalarına rağmen. Tabii mesela şu taşlar sonradan geldi. Burada güreşler, tiyatro oyunları, ondan sonra diğer Ankara'dan gelen ya da Türkiye'nin diğer enstitüleri, diğer öğretmen okulları, sonra öğretmen okulu oluyor ya, geliyorlar buralarda güreş yapıyorlar. Üç tane çam ağacı. Şimdi burası özel bir yer olduğu için mesela şu ağaçların dikimi bile buraya desen kazandı. Şuradan gene ağaçların dikimleri böyle dikimleri yuvarlak bir biçimde. Hepsi etrafında belli bir düzen için. Tabii belli bir düzen, rastgele dikilmedi. Bu üç tane de çam ağacı havanın, açık havanın sahnesine girilen üç alan. Geri temsil ediyor. Tabii yani. Ortadan giriş, sağdan giriş, soldan giriş tabii. Burada üç ağaçla iki kapılı giriş gibi. Çok ilginç. Burada da bu heykel sonradan yok oldu. Burada bu düzenlemenin bir parçası. Yani bu ağaçlıklar da bu düzenlemenin bir parçası. Ama zamanla bakım yapılmadığı için mesela şu sıra düzende buraya girişin gelişin. Şuradaki ağaçlandırma da buraya böyle ağaçlar içinde gelişin. Ağaçlarda bir yol çizilmiş. Yol çizilmiş ve buraya bu enstitü kurulmadan sonra önce buralarda bir tane çalı ağacı bile olmayan. Yani buralarda hiçbir şey yok. Her şey sıfırdan. Yani toprak çiftçilik yapılıyor, buğday ekiliyor. O kadar yani. Böyle bir toprak alanı. Şimdi içinde bulunan ağaçlarla Hasanoğlan köyünün akciğeridir buralar. Yani biz bu ağaçlar sayesinde yaşıyoruz. Hava alıyoruz, temiz hava alıyoruz. Ve bizim köyün akciğeri. Biliyorsunuz son yıllarda bizim burada kireç ocakları çıktı. Bu kireç ocaklarının pisliğini biraz bu ağaçlar sayesinde en aza indiriyoruz. Şurada üç tane çınar ağacı var. İki yıl önce burada ziraat mühendisleri bir araştırma yaptılar. O ağaçların Tonguç tarafından dikildiği söyleniyor ve biri çatal. Yakından şu. Bakabilir miyiz? Tabii. Tabii yani. Şimdi hatta şey yapıp bunlar bu ağacın o ziraat mühendislerinin yaptıkları şu yazıyı şöyle alabilirsen. Şöyle alabilirsin o yazıyı eğer şey yapabilirsen. Bu ağaçlar İsmail Hakkı Tonguç tarafından ve hemen hemen 100 yaşın aşkın ağaçlar şu iki çınar ağacı. Çınar ağacı 850 yıl falan yaşayan bir ağaç. Uzun ömürlü bir ağaç. Çok uzun ömürlü yaşayan bir ağaç. Ve bu ağaçları onun diktiğini çekebildin değil mi? Tamam. Şimdi o da ilerliyor. Daha işte. Burada da ağaçlara yazdılar böyle. Burada bu alanın parkı. Burası da işte dediğim gibi elektrik üreten motor atölyesi. Burada çalışan Hasan Usta sadece bu enstitünün değil, diğer enstitülerin de elektrik motorlarını falan tamir edilecekse, diyelim ki Kars'taki motor bozuldu. Bozulunca yapamıyorlar. Buradan direktif veriyor. Gene yapamıyorlarsa Hasan amca ta Kars'a gidiyor. Onu yapıyor, geliyor. Mesela Adana'da Düzüçininki bozuluyor.
ya buradan telefonla haberleşiyorlar. İşte yapabilirseler yapıyorlar. Yapamazlarsa Hasan amca aynı zamanda oraya gidiyor. Samsun'daki Akpınar'a gidiyor. Böylece bütün enstitülerin elektrik işlerini şey yapıyor. Bu Hasan amca 63 yılında kendini eve asarak tavana intihar etti. Mezarı buradadır. Bizim yukarıdadır mezarı Hasan amcanın. 63 yılında kadar burada köyün tabii, bu evinde mi yaşadı? Tabii burada yaşadı. Eşiyle, çocuklarıyla burada yaşadı. Alt tarafında elektrik motorhanesi, üst tarafı da evi. Ve kankın babası. Hasan Usta. Hasan Usta, evet. Hasan amca. Hasan Akgürgen. Akgürgen ismi de. Şimdi öz olarak 600 dönüm arazi üzerinde şey yapılır. Bu üst tarafı bağlar ve elmalıklar var.